Azerbaycan Türk'ünün acısı bizim acımızdır. Oradaki size efendime söyleyeyim, her türlü sıkıntının burada çok derin bir şekilde hissettiğinde hepiniz biliyorsunuz, hepiniz farkındasınız bunun. Efendim bu tabii bu oradaki hududun güvenliği, halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini de aldık. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Ta başlangıçtan beri işte 90'lı yıllardan beri Büyük Karabağ'daki efendim haksız efendim işgalin, daha sonra efendim Azerbaycan topraklarının işgalin hiçbir şekilde hukuk temeli olmadığını, bunun hiçbir şeye sığmadığını, bunu kabul etmemizin mümkün olmadığını, bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini de her platformda söyledik. Arkadaşlarım söylemeye devam edeceğiz. Ve bu konuda Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Azerbaycan Türk'ü efendim yiğit insanların yaptığı, yapacağı tüm mücadelede de beraber olduğumuzu, onlarla beraber olduğumuzu da herkesin duyacağı şekilde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki asker, sivil herkes bu duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaştı, paylaşmaya devam edeceğiz. Dilimiz, dinimiz, efendim tarihimiz, anlayışımız bunların hepsi birdir, beraberdir. Ve kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz. Ve inşallah ilerleyen dönemde bu ilişkilerimizin çok daha yoğun olacağı, çok daha yakın olacağını da herkesin bilmesi gerekir, herkes bilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyun aşan bir iştir, boyun aşan bir teşebbüstür. Ve biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altına kalacaklardır, bu kumpasta boğulacaklardır. Ve bunlar yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir.